Lut'un. İlk evvel Lut aleyhisselam iman etti İbrahim aleyhisselama. Evvela iman etti, sonra peygamber oldu. Lut aleyhisselam İbrahim aleyhisselamın kardeşinin oğluydu. Tefsir diyor ki bunlar bidayetinde evvela ona tabi oluyor. Peygamber olmadan evvel. Evet. فَآمَنَ لَهُ لُوتٌ وَقَالَ اِنِّي مُهَاجِرٌ اِلَى رَبِّي ben Rabbimin emrine hicret ederim. Kazının beyanına göre diyor Hazreti İbrahim ve Rıfıkası Kufa civarında Kusi denilen mahalden Şam civarına Haram denilen mahalle hicret etmiştir. Hicret emri ilahiyle olmuştur. Bunlar oraya geldikten sonra İbrahim aleyhisselam Filistin'e gitmiş. Lut aleyhisselam da bugünkü Bahri Lut denilen yerde Sudum şehri var, oraya gitmiş. فَآمَنَ لِهُ لُوتٌ وَقَالَ اِنِّي مُهَاجِرٌ اِلَى رَبِّي ben Rabbime muhacir olarak hicret edeceğim. Nereyi emrederse oraya gideceğim. اِنَّهُ هُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ aziz, galip, galibin galibi, hükmünde galip olan Allah'dır. Hakimdir, her şeyi yeri yerine halkeder. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَوَهَبْنَا biz azimüşşan ihsan ettik lehu İbrahim'e İsmail'den sonra. 13 sene ara var İsmail ile İshak'ın arasında. İsmail aleyhisselam Mekke-i Mükerreme'de 13 yaşındaydı. İshak aleyhisselamın doğduğu zaman. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ biz İshak'ı da ihsan ettik ve Yakub'a nafile diyor başka surede. Çünkü torundur. Yakub torundur İbrahim'in. İshak doğrudan doğru oğludur. Ebul Enbiya'dır. İshak ile Yakub'u da ihsan ettik ve cealna fi zürriyetihim nübüvvete. İbrahim aleyhisselamın zürriyetinde nübüvveti halk ettik. Vel kitabe, kitabı ihsan ettik. Tevrat-ı İncil de onun evlatlarında, Kur'an-ı Azimüşşan de onun evlatlarında. İsmail aleyhisselamın evladıydı Resul-i Ekrem. Ve ateyna ecdehu fid dünya. Biz dünyada onun ecdi, senayi, haseni ihsan ettik. Bütün ekvam, hepsi İbrahim aleyhisselamı senayla ihsan eder. فَجَمِيعُ اَهْلِ الْاَدْيَانِ يُحِبُّونَهُ وَيَذْكُرُونَهُ بِخَيْرٍ وَيَنْتَمُونَ اَلَيْهِ وَيُسَمُّونَهُ شَيْخُ الْمُرْسَلِينَ شَيْخُ الْمُرْسَلِينَ derler. Hiçbir kavim İbrahim aleyhisselama inkar etmez. وَاِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ahirette de ölül azmin ikincisi. Resul-i Ekrem'den sonradır. وَلُوتًا اِسْخَاءَ وَلُوتًا ey Habibim, Lut aleyhisselamın ahvalini ümmetine beyan etti, ibret alsınlar. İskâle li kavmihi, kavmine ki Sudum, bugünkü deniz, denizden yerinde 5 tane şehir vardı. Şehrin en büyüğü Sudum şehriydi. Söyledi onlar li kavmihi, innekum lete'tûne r-ricl fâhişete. Siz fahş, yani erkeklerle beraber bulunuyorsunuz. مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ sizde, alemden hiçbirisi şefkat etmedi bu pis ameli, ancak siz icat ettiniz. Bundan vazgeçiniz. اَيْنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ siz insan erkeklerle beraber bulunuyorsunuz. وَتَقْتَعُونَ السَّبِيلَ yol kesersiniz. Geliyorlardı yollarda, halkı suyarlardı. Bütün fenalıkları yaparlardı. وَتَأْتُونَ ف۪ي نَاد۪يكُمُ الْمُنْكَرِ meclislerinde, Lut kavminin meclislerinde neler oluyordu? 8 çin yollardı, oradan kalmadı çineme. El çırpırlardı şöyle, birbirinin yanında, ayak uzatırlardı, rüzgar bırakırlardı birbirinin yanında. Yani terbiyesizliğin sonu, büyük küçük yok, hayvani gibi şeyler, ıslak çalırlardı, rakiyi içerlerdi. Bunlar Lut kavminin meclisinde bunlar olurdu. Bu haller devam ederdi. Onun için Lut aleyhisselam onlara diyor ki وَتَأْتُونَ ف۪ي نَعْلِيكُمُ الْمُنْكَرَ münker olan şeyi de kendi meclislerinde böyle getiriyor, yapıyorsunuz. Bunu terk ediniz. Böyle emrettiği zaman فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ kavminin cevabı yine tabii müdellel bir şey söylemezler. Yine karşı gelmek, adeti, adetleri vecihle,
illa en kâlu itina be'azâbillâh. Biz seni inanmıyoruz. Eğer doğruysa getir azab-ı ilahi, sen azaptan korkturuyorsun ya bize, getir o azabı görelim. İstihza ederlerdi Lut aleyhisselam ile. İn kunte mine's sâdıkîn. Eğer sen davada sadık isen, Allah var, azap verir, fenalık yapana ceza verir. Eğer bu dava doğru ise getir o azabı görelim dedilerdi. Mecbur oldu nihayet ve dua etti. Bak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem beddua etmedi ümmetine. Çok fenalıklar yaptılar Kureyşiler, Mekkeliler, o zamanki insanlar. Fakat bir türlü beddua etmedi. Belki bunların bellerini, sulhlerinde müminler zuhur edecek diyordu. Ben beddua etmem. Evet. Fakat Lut aleyhisselam yaptı. Beddua etti. Kâle Rabbi insurni alel kavmil müfsidi. Dedi ya Rabbi, havlu kuvvetine بحولك وقوتك في إزالة العذاب بو عذابي دافع بنم باشمدن انصرني على القوم المفسدين بو مفسد قوم دن بنا ياردمت يا ربي بني خلاصت بنلردن يعني بنلري هلاكت دمك استدي پیغمبر دعا اتدي مي دعاتني الله قبول اتدي قبول اتدكتن سورا ملكلر عذاب için geldi gelince tabii evvela İbrahim aleyhisselama uğrar başladı çünkü ondan sonra oraya gelir vazifeye gelirler. وَلَمَّا جَعَدْ رُسُلُنَا اِبْرَٰهِيمَ بِالْبُشْرَى. Ne zaman ki bizim Resulümüz, bizim Cibril yani, Resul irsal edilen, gönderilen ki Cibril'dir. Ve beraberinde melekler de vardır. İbrahim'e geldiler tefsirat için. Hangi tefsir? İshak'ı tefsir etmek için. Evvelki isim başka surette daha ziyade tefsirat da vardır. İbrahim aleyhisselama geldiler. İbrahim aleyhisselam mu'tadi ve cihle yemeği hazır etmiş. Bakmış ki bunlar yemeğe meyletmiyorlar. Yemeğe meyletmediği için adettir. Bir misafir yemeği yemezse demek ki mal sahibine karşı bir fena niyeti vardır. Tereddüt edince melekler anladılar bunu. Nihayet o zaman ısrar ettiler. Dediler ki biz melekleriz. Biz yemeğe ihtiyacımız yok. Biz tefsir için geldik. O vakit tefsir ettiler ki İshak aleyhisselam, İshak namında Cenab-ı Hak sana bir evlat verecek. 120 yaşındaydı, hanımı da 90 yaşındaydı. Allah muktedirdir. 90 yaşında bir hanımla 120 yaşında bir erkeğin arasında bir evladı izhar etmek ne Allah'ın ne de kudretindedir. Ne isterse yapar. Kun feyekun. Ol dediği zaman her şey olur. Dediler ki وَلَمَّا جَعَدْ رُسُلُنَا اِبْرَٰهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا اِنَّا مُهْلِكُ اَهْلِ هَذِهِ الْقَدْيَ. Evvela tefsir ettiler. Ondan sonra dediler ki biz bu kariyenin yani Sudom kariyesinin Lut aleyhisselamın kariyesini helak etmeye geldik. اِنَّ اَهْلَهَا كَانُوا ظَالِم۪ينَ. Onun ehli nefsine zalimdir. İnşallah gelecek hafta tamam edelim. Sadakallahu'l-azim. وبلغ رسوله النبي الكريم فنحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين اللهم زكنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين